Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte sarkmaları önleyecek, tamamen ortadan kaldırmasa bile büyük ölçüde toparlanmasını sağlayacak bir serum hazırlayacağız. Bu serum sayesinde özellikle yeni yeni oluşmaya başlayacak olan sarkmaları emin olun 7-8 sene geriye atacağız ve önlemiş olacağız. Cildimiz sigaradan, alkolden, düzensiz uykudan, sağlıksız beslenmeden, yoyo şeklinde kilo alıp vermelerden, hava koşullarından, kullandığımız kimyasal kremlerden, yani o kadar çok etken var ki cildimizin sarkmasını çabuklaştıran, en önce bunlardan uzak durmalıyız. Eğer 25 yaşı geçtiyseniz lütfen sarkmalara karşı, renk uyumsuzluğuna karşı, yaşlılığa karşı önlemler alın derim. Çünkü malum 50'den sonra gördüğünüz gibi bunlar için artık çok geç olmuş olabilir. Lütfen diyorum sevgili gençlere, cildinize iyi bakın. Mumumu yakıyorum. Hemen şöyle birkaç parça eridikten sonra bir yemek kaşığı kadar olacak şekilde erimesi için hemen kabıma aldım vazelin. Bir çay kaşığı kadar vazelini de üzerine ekliyorum. Ve Hindistan cevizi sevgili arkadaşlar, ondan da şöyle bir çay kaşığı kadar alıyorum ve kabıma dahil ediyorum. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavaş yavaş eriyor içerik. Onlar eriyip birbiriyle kaynaşana kadar ben diğer malzemeleri birleştirip güzel bir karışım sağlamak istiyorum. Dolu dolu diyorum, 1,5 yemek kaşığı sarı kantaron yağı kabıma aldım. Sevgili arkadaşlar, özellikle çekirdeklerden üretilen yağlar cilt üzerinde muhteşem etkiler yapıyor. Özellikle üzüm çekirdeği yağı lütfen cildinizde sık sık kullanın. Şöyle bir çay kaşığı üzüm çekirdeği yağını da ekledim. Argan yağı, bu da çok muhteşem bir yağ. Cildinizde, saçlarınızda, vücudunuzun her bölgesinde gerçekten çok ama çok işe yarayan muhteşem bir koruyucu yağ. Hemen ondan da bir çay kaşığı ilave ettim. Ve avokado yağı. Sevgili arkadaşlar, avokadonun özellikle çekirdeğinden üretilen bir yağ. Lütfen bunu da evlerinizden, ciltlerinizden uzakta tutmayın. Hemen ondan da şöyle bir çay kaşığı ilave ettim. Nar çekirdeği yağı. Lütfen özellikle bu yağları cildinizde bol bol kullanın. Şöyle 8, 10 ve 15. 15 damla kadar, bu da aşağı yukarı bir çay kaşığı kadar da nar çekirdeği yağı ilave ettim. Sevgili arkadaşlar, lütfen bütün yaptığınız kremlerde maskelere koymanıza gerek yok. Maskeleri biliyorsunuz cildinize sürüp bir süre sonra yıkayıp temizliyorsunuz. Ama krem olarak kullandığınız, serum olarak kullandığınız lütfen güneş koruma kremlerini dahil edin. En az 30 koruma faktörlü olsun. Ben 50 kullanıyorum. Malum ben biraz yaşlıyım ve daha fazla korunmaya ihtiyacı var cildim. Evet sevgili arkadaşlar, bundan da bir çay kaşığı kadar dahil ediyorum. Şu kadar yetecektir. Ve sevgili arkadaşlar, aloe vera jeli. Benim koruyucu meleğim. Lütfen evlerinizde muhakkak aloe vera jeli bulundurun. Bir yemek kaşığı da aloe vera jeli dahil ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, bu içeriği güzelce karıştırmamız gerekiyor. Yağlarla özellikle güneş kremini çok güzel homojen bir kıvama getirmeniz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, karıştırdıkça dokusu ve kıvamı değişecek, rengi değişecek. Sıkı bir şekilde 2-3 dakika boyunca karıştıracağız. Sevgili arkadaşlar, özellikle yağ içerikli formülleri hazırlarken lütfen cam, porselen ya da tahta dışında hiçbir malzeme kullanmayın. Bu çok önemli.
Ve sevgili arkadaşlar, işte bal mumu, vazelin ve Hindistan cevizi çok güzel bir şekilde eridi. Özellikle sakın ocak üzerinde eritmeye kalkmayın sevgili arkadaşlar. Çok fazla ısıya maruz kalmasın. Bu iki karışımı şimdi birbirleriyle buluşturup muhteşem bir içerik hazırlayacağız. Sevgili arkadaşlar, özellikle bu aşamada karıştırmak çok önemli. Lütfen bıkmadan, usanmadan, sabırla güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, işte kullanıma hazır. Şöyle kabımın içine alıyorum. Sevgili arkadaşlar, hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Ben Dermarola kullandığım zamanlarda özellikle bu serum kremi kullanıyorum. İlk önce dezenfekte ediyoruz tabii ki. Sevgili arkadaşlar, Dermarola'yı kullanmayı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer bilmeyenler varsa küçük bir hatırlatma yapayım. Sevgili arkadaşlar, cildinizde tamamen ne bir makyaj, ne bir krem, ne herhangi bir deten falan olmayacak tabii ki. Tamamen arınmış ve hiç kaldırmadan aynı şekilde 5 kere yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya bu şekilde yapıyoruz. Tam artı şekilde 5 kere şöyle uyguluyoruz. Hafifçe bastırıyoruz. Çok fazla bastırmayın. Sonrasında çapraz olarak 2 kere çapraz, 2 kere çapraz. Sanırım 1200 kadar 1 milim boyunda mikro iğne var üzerinde. Bu sevgili arkadaşlar, Rabbim nasıl güzel yaratmış. Nasıl bir muhteşemliktir bilmiyorum. Akıl sır ermiyor. Yani bu iğneleri cildinize sürdüğünüz anda beyin bütün kan hücrelerini tetikliyor. Hadi diyor, hadi gidin ve o iğneler batan yeri tamamen iyileştirin. Orada güzel bir kan dolaşımı, kan yenilenmesi, işte bir değişim olsun ve oranın iyileşmesini sağlayın diye uyarı gönderiyor. Ve gerçekten bu uyguladığımız yerin altında ciddi bir yapı çalışması başlıyor. Ve sevgili arkadaşlar, işte bunu ben onun için seviyorum, kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sadece yüzümün bir tarafına uyguladım sevgili arkadaşlar ve hemen kremimden alıyorum. Şöyle elimde eritiyorum ve hemen gördüğünüz gibi hemen kızardı. Tabii ki bitmedi. Bir kere daha üzerinden geçiyorum. Ve sevgili arkadaşlar, bir kez daha üzerine bu muhteşem serum kremden. Bakın, cildime sürer sürmez eriyor ve çok muhteşem bir serum haline geliyor. Ben bu şekilde kullanmayı seviyorum sevgili arkadaşlar. Bal mumu koymadan sıvı halde yapabilirdik. Ama emin olun kullanması daha zor oluyor. Sevgili arkadaşlar, özellikle bal mumunun özelliği cildin üzerinde çok güzel bir koruma kalkanı oluşturması. Koruma kalkanı oluşturduktan sonra diğer yağların içine daha güzel, o gözeneklerden daha güzel içine teneffüs edip altyapıda çalışması. Ben bunu seviyorum. Bunu da sizlere tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, eğer bu formülün katı halde donmasını istemiyorsanız, sıvı halde, serum niteliğinde olmasını istiyorsanız, bal mumu ve vazelini koymayabilirsiniz. Ama dediğim gibi,
ben bal mumunun özelliğini de özellikle cildimde kullanmak ve bundan faydalanmak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Bu kadar güzel yağların, bu kadar güzel ürünlerin birleşmesiyle kötü bir şey asla yapamazsınız. Günde iki kere, üç kere sürebilirsiniz. Oda sıcaklığında koyu cam bir kavanoz içerisinde saklayın. Bir sene boyunca kullanabilirsiniz. Sadece sarkmalar için değil, çatlaklar üzerinde, selülitler üzerinde, kırışıklıklarda, göz etrafında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok fazla göz içerisine girmeyin tabii ki. Özellikle yanak sarkmalarında, gıdık sarkmasında, vücudunuzun diğer bölgelerinde kilo alım verimiyle gerçekleşmiş olan sarkmalarda, çökmelerde gerçekten çok işinize yarayacak. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.